oldu gerçekten. Şimdi şöyle bir şey var. 7 yaşından itibaren başlıyoruz. Çok düzenli bir hayat kurulmaya çalışıyor bize. Annelerimiz, babalarımız, okulda hocalarımız ve çevremiz. Sabahın köründe 8'de gideceksin, aman geç kalmayacaksın. Öğlenleyin tam o saatte yemeği yiyeceksin. Çıkış saatin belirli, gittiğin yer belirli, akşam yaptığın saat belirli. Her şey belirli. Doğru mu arkadaşlar? Yani her şeyin belirli olması peki kötü bir şeydi? Yok. Güzel bir düzen geliyor oraya. Düzen güzel bir şey. Ve beyin o düzenle çalışmaya başlıyor. Siz beni kulaktan dinliyorsunuz değil mi? Ha okey. Türksünüz ama. Ha okey tamam. Tamam. Daha rahat oluyor. Ses gelmez en azından. Tamam o da güzel bir şey. Şimdi enteresan bir şey ki düzen güzel bir şey. Kötü bir şey değil. Düzen aynı zamanda bize güven veriyor. Rahatlık veriyor. Ne olacağını bile biliyoruz. Diyoruz ki saat tam 1.30'da başlayacağız. Hep beraber buluşuyoruz. Peki bu güzel tarafı güzel. Peki beyin ne oluyor acaba düzen tarafı başlayınca? Beyin de o düzene ve rutine alışmaya başlıyor. Ve yavaş yavaş güvenliği nerede buluyor? O düzende bulmaya başlıyor. Bir şey düzenliyse ve tekrar ediyorsa beyin diyor ki tamam diyor. Oh süper oldu bu diyor. Ben artık rahatım diyor yani. Peki kötü bir şeyi devamlı tekrar ediyorsanız acaba beyin bu sefer ne diyor? Hayır. Ne güzel diyor. Güvendiğim şimdi diyor. Kimler sigara içiyor bakayım göreyim şimdi. Kimler sigara içiyor? Bravo. Peki sigara sağlığa zararlı mı arkadaşlar? Bravo. Ne güzel. Hakikaten ne güzel. Akıllı insanlar mısınız? Yok. Allah Allah. Sigara içiyor musunuz? İçiyorum. Sigara sağlığa zararlı mı? Evet zararlı. Akıllı mısın? Akıllıyım tabii ki. Çok enteresan bir şey oldu değil mi şimdi? Yani demek ki bir şeyi yanlış da yapsanız, doğru yapsanız önemli değil. Düzenli yaptığınız sürece beyin onu ne zannediyor? Güzel bir şey zannediyor. Peki, yavaş yavaş büyüyorsunuz. İş yerinde hayata başlıyorsunuz. Belki kendi iş yeriniz, belki bir yerde çalışıyorsunuz. Aynı düzeni oraya getirmeye çalışıyorsunuz. Her şeyin düzenli, tertipli, zamanında şekilde yapmasını istiyorsunuz. Doğru mu arkadaşlar? Çok güzel. Aynı okuldaki, aynı evdeki düzenin devam etmesini istiyorsunuz. Ve aynı düzenle ama çok zengin olmak istiyorsunuz. Çok başarılı olmak istiyorsunuz. Çok farklı yapmak istiyorsunuz bir şeyleri. Aynı sigarayı bırakmak isteyen zihinle çok zengin olmak istiyorum, çok başarılı olmak istiyorum diyen aynı. Bakın Avrupa batıyor. Ne yazık ki batıyor. Niye batıyor biliyor musunuz? Yani nüfus yaşlandı bilmem neden dolayı değil. Çünkü düzen var orada. Fazlasıyla düzen var. Ve düzenin dışında bir şeyle karşılaştıklarında sapıtıyorlar. Mesela bizim ülkemizdeki problemlerin %1'ini götür oraya. Yaşayamazlar. Bittiler yani. Adamlar zaten iki dünya savaşı yaşadı, ne olduğunu şaşırdılar yani. Düşünsene bir yani. Yani bir sabah uyanmışsın mesela 5 milyon Suriyeli içeri girmiş. Düşünsene bunu şimdi. Olacak bir şey değil onlar için. Yani bir sabah uyanmışsın, anam dolar %100 artmış. İntihar ederler, yaşayamazlar yani. Mümkün değil. Çünkü düzenin dışına çıkış var. Düzenin dışına çıktığınız zaman zihin rahatsız oluyor. Peki düzenli bir zihin acaba canlı mıdır, ölü müdür? Ölüdür. Düzenli ve rutin bir zihin ölüyse o zaman sormak lazım. Hayatınız düzenliyse acaba sizler canlı mısınız? Çok enteresan bir şey. O yüzden konuşmanın ismi wake up, uyanmayla ilgili. Yani hipnoz edip uyutmakla ilgili değil, uyanmakla ilgili. Peki ben ne yapmalıyım? Demek ki nerede düzenli olabileceğinizi, ne zaman düzenin faydalı olduğunu ama ne zaman da düzenin dışına çıkmanız gerekli olduğunu bilebiliyor olmanız lazım. Birçok şekilde danışmanlık veriyorum. En çok yaşadığım problem o. Ve en çok ayrılmamızın nedeni de o. Çünkü benle çalışmak kolay bir şey değil. Eğer sahiplendiysem çok baskı yaparım, çok stres yaratırım insanları. Neden? Değişsinler diye. Çıksınlar olabilenler diye. Çoğu çıkamazlar zaten. Sonra beni beğenmezler ve gönderirler. Kritiktir bu yani. Olmaması mümkün değil. Ama neden? Çünkü aynı şeyi devam ettikleri zaman sonunun ne olacağını kendileri de bilirler. Ben de söyleyince kızarlar ama ne yazık ki eskini devam ettirirler. Demek ki bir şey fark ediyoruz ki düzen dediğiniz şey farklı farklı olabilir. Peki acaba ben zihnimde değişmeyi, farklılığı, yaratıcılığı da bir düzen haline getirebilir miyim? Mesela bakın mesela şimdi. Yani bütün yaratıcı şirketlere bakarsanız, ister Apple'a, ister WhatsApp'a, ister Facebook'a, hangisine giderseniz gidin. Ne yazık ki Türkiye'den sayamıyorum. Türkiye'de yok şu an öyle bir şirket şu anda. Ne yazık ki hepsi farklı ve farklıdır. Hiçbir şekilde aynı standartlarla, aynı şekilde, aynı biçimde çalışmazlar.
aynı şekilde mesela ofislerinize bakın. Çalışan arkadaşlarınıza bakın. Kendinize bakın çalışansınız. Yani 9'da geleyim 6'da çıkayım istersiniz yani. Enteresan bir şey yapıyorum mesela ben. Diyorum ki arkadaşlar bugün akşam 6'dan sonra kalan arkadaşlarıma, satıcı kardeşlerime 3 katı prim veriyorum diyorum. Ne bekliyorsunuz? Ya kalın 2 saatte biraz para kazanın. Öyle olmuyor. 6'ya 5 gece başlıyorlar. Hocam çıksak mı? Nasıl isterseniz diyorum. Çıkın ki para bana kalsın. Yani ve çıkıyorlar. Peki nereye gidiyorlar? Starbucks'a. Oraya buraya. Abi ne olacak ülkenin hali? Abi gene bizim paramız yoktu. Muhammed'e gidiyorlar. Demek enteresan bir şey var ki siz şartlarınızı değiştirmediğiniz sürece farklı bir hayat istemeniz, zengin olmak istemeniz, başarılı istemeniz hiçbir anlamı yok. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Hani bize öğrettiler ya, çok çalışırsanız ulaşırsınız. Hayır kardeşim. Çok çabalarsanız uğraşırsınız. Hayır kardeşim. Bakın bakalım hayatınızda. Ne kadar çok çabalarsanız, uğraşırsanız uğraşır. Esasında çok bir şey değişmeyecek. Maksimum %5, %10 arttıracaksınız. Keşke çok çalışarak istemiş olduğunuz yere varabilseydiniz. Çünkü çalışmak yeterli değil. Kimin çalıştığı önemli. Çalışan ölürse, ömür boyu çalışsa da ancak mezarlığını birazcık daha fazla kalmış olur. Hepsi o kadar esasında. Yalnız enteresan bir şey var. Acaba hiç durmadan ama çalışıyor gibi olmadan çalışabilir misin? Enteresan bir şeydir mesela bu. İnsanlar yorulurlar. Ben hiç anlamam yorulma kavramını. Çünkü ben inşaatta çalışmıyorum ki. Yani günde 15 saat çalışsan ne olur ki? Yani eğer kol gücüyle, kas gücüyle çalışmıyorsanız o zaman yorulmanız mümkün değil. Çünkü şöyle bir şey olmuyor. Evet arkadaşlar akşam artık 8 oldu ben eve geldim. Kapatıyoruz sistemleri şimdi. Kapatın bakayım beyni durup. Kalp de dursun. Her şey dursun. Hepimiz duralım. Çünkü dinlenmek ancak öyle olabilir. Ama öyle olmuyor. İş yerinden çıkıyorsun, gidiyorsun. Beyin yine çalışmaya devam ediyor. Eve gidiyorsun, çalışmaya devam ediyor. Aranızda beynini durduran, kalbini durduran var mı mesela? Ya hocam ben bir saat şöyle bir dinlendireyim vücudu istedim de. Bir durdurayım. Öyle bir şey olmuyor. Peki nereniz dinleniyor? Ne oluyor yani? Ve neden yoruluyorum? Bakın tamamen zihinsel bir oyun esası. Başka bir şey değil. Çünkü şartlanma var. Diyorsunuz ki ben 9 ile 6 arası çalışabilirim. Yani çok enteresan bir şey bu. Mesela Ramazan'da insanlar oruç tutarlar, 8'de top atmayacak. Adam 15 saat aç kalmış. 10 dakika zorunda yatır. 8'den sonra 10 dakika hiçbir şekilde dayanması mümkün değil. Çünkü şartlanma var. Aynı şekilde. Başka bir şey daha var mesela. Eğer bir hafta boyunca sabahleyin 5'te kalkarsanız bir daha saat kurmanıza gerek yok. Yaşamışsınızdır tahmin ediyorum bunu. Yani hem de heyecanlı ne olur böyle? Pazar günü. Aman Allah. Bak uyuyacağız abi. Biraz dinleneceğiz ya. Bir gün iş yok. Gayet güzel ya. Vırt kalktım. Yani olacak bir şey değil. Olacak bir şey bırakın. Peki niye kalkıyorsun? Saati nereden biliyor beyin? Bakın şartlandırmış vaziyette. Ha, o zaman bir şey yapabilirim. Şimdi soruyorum. Şartlanmış bir zihin ölüyse o zaman biz ne yapacağız? Ölü bir zihinle devam mı edeceğiz ya da başka bir şey yapacağız? İstediklerinizi nasıl başaracaksınız? Hocam bir dakika. Ben okuldayken bana bir şey öğretmişlerdi. Neydi? Çok çalışırsam, çok okursam, çok bilgi sahibi olursam ben bunu yapabilirim. Gerçekten mi? O zaman bakman lazım üniversitelere. Acaba üniversitedeki profesörler kadar bilgili misin? Yok. Peki onlar gerçekten akşam okuldan çıkarken böyle Ferrari'sine biniyor, Boğaz'daki evine mi gidiyor acaba? Öyle profesör var mı? Yok. Demek ki bilgili bir profesör olabilirsin. Ama bilgili olman senin onu hayata geçireceği ve başaracağın anlamına gelmez. Aynı sigaranın sağlığa zararlı olduğunu bilip içmeye devam etmen gibi. Demek ki bilgi değiştirmeyecek, seni başarıya götürmeyecek. Abi benim 30 yıl tecrübem var. Ne yapayım abi varsa? Hangi tecrübe o? Nereden geldi? Geçmişten geldi. Geçmişteki tecrübe sen buraya almak istiyorsun. Geçmiştekini buraya aldığın zaman ne değişecek? Geçmişte ne yaşadıysan onu yaşayacaksın. Belki birazcık değişebilir ama onlar seni zenginliğe, varlıkla, güzelliğe, sağlıkla götüremeyecek. İmkansız yani. O zaman ne yapmam lazım? Önce ne yapmayacağımı anlamam lazım. Bakın çok önemli. Ne yapacağınız değil. Öncelikle ne yapmayacağınızı fark etmiş olmanız lazım. Eğer bir şeyin yanlış olduğunu fark ederseniz ve o yanlışı yapmayı bırakırsanız ne olur? Artık yanlış yapmazsınız. Yanlış yapmayı doğru olur, gelmiş olur. Peki acaba bu düzen ve bu sistemin içerisinden onunla kavga etmeden düzeni doğru kullanarak başarıya nasıl ulaşabilirsiniz? Bakın enteresan bir şey söylüyorum şimdi. Düzeni tamamen yapmaktan bahsetmiyorum. Düzen faydalı bir şey. Ama o düzen içerisinde o düzeni tetikleyecek bir şeye ihtiyaç var.
Başarılı insanları bilgili olmaları başarılı yapmıyor. Başarılı insanları başka bir şey, o bilgiyi kullanmalarını sağlıyor. O zaman o başarılı insanlarda farklı olan şey nedir acaba? Tutku. Kim dedi onu? Bravo. Bravo Fatih kardeşim. Yani hakikaten önemli. Tutku. Peki tutku nedir? Tutku alıyor tutku. Müthiş derecede önemli bir şey. Mesela öyle bir şey vardır ki tutkuyu dışarıdan alabilir misiniz? Aranızda yönetici patron var mı? Göreyim mesela. Oo bayağı varsınız. Mesela yani siz mesela çalışanlarınıza tutku verebilir misiniz? Gel bakayım Ahmetciğim buraya. Sana şimdi bir 100 gram eksik görüyorum sende. Şu tutkuyu sana veriyorum koçum. Hem de bedava. Öyle bir şey var mı? Hiç yok. Tutku adamda olan bir şey. Verebileceğiniz bir şey değil ki. Ha motive edebilirsiniz. Ne kadar süre? Kısa bir süre. Kısa bir süre motive edersin. Bir gün, iki gün. Biraz gaz verirsin. Bilmem ne. Ama o kadar kardeşim. Yani ve kritik nokta ama kişi tutkuluysa enteresan bir şey oluşur. Peki insanlar zanneder ki hocam bir dakika. İnsanı işi tutku sahibi yapar. Sevdiği bir işi bulursa tutkulu olur. Hayır kardeşim. Öyle olmaz. Tutkulu insanların en büyük tutkusu neyedir acaba? Yenilik. Tutkulu insanlar en çok neye tutku duyarlar? No. Tutkulu insanlar en çok kendilerine tutkuludurlar. Ama bunu size söylemezler. Çünkü sadece başka tutku kullanmaları mümkün değil. Aman abi işte tutkulu. Öyle bir şey yok. Hiçbir zaman için işe tutkulu olamazsınız. Hiçbir zaman için eşlerinize tutkulu olamazsınız. Hiçbir zaman için hayatınıza tutkulu olamazsınız. Hiçbir zaman için çocuklarına tutkulu olamazsınız. Bir adam tutkuluysa eylemleri tutkulu olmaya başlar. Çocuğuna da, düşmanına da, sevdiğine de, sevmediğine de tutkulu olmaya başlar. Yani tutkuluysanız eğer bu sizin karakteriniz olmuş olması gerekir. Ve sizde olan bir şeydir. Başkasının verebileceği, başkasının alabileceği bir şey değildir. Şöyle bir şey yoktur mesela. Abi ben hoşlar çok sıkıldım. Benim bütün tutkumu aldılar ya. Allah Allah. Aldılar ne yaptılar? Yerim gönderdiler. Kardeşim sende o. Fakat farkında değilsin. Ya kullanmıyorsun. Çünkü üstü örtülmüş vaziyette. Enteresan şekilde. İnsan kendisindeki tutkuyu fark ederse o tutku senindir. Peki o tutku nedir esasında? Yüksek bir enerjidir. İnanılmaz derecede. Peki sonu başı var mıdır? Yoktur. O zaman bir şeyi fark etmemiz gerekir. İnsanın sınırsız ve limitsiz bir potansiyeli vardır. Eğer siz bunu belirli bir zaman dilimi içerisinde adına düzen dediğiniz saçmalıklara koyarsanız o tutku oradan gider. Çünkü o düzenin içerisinde tutkuya ihtiyacınız yok. Azıcık bir enerjiyle hayatınızı devam ettirebilirsiniz. Yani bitkisel hayatta olmak gibi. Yattın hastaneye böyle güzelce yatıyorsun. Allah Allah. Ekmek yediler, su yediler. Böyle seni bir şeyle besliyorlar. Hemşireler geliyor arasına bakıyorlar. Ve adamcağız orada kalsa bir ay, iki ay, üç ay, dört ay. Ve bir gün hemşire gelse desek tamam hadi bakalım iyileştiniz. Çıkarıyoruz bunları hadi gidin. Nasıl yani nereye gidiyoruz? Ne olacak dersiniz hemen. Bakın en bir problemdir mesela. Bir insan hapishaneye yatarsa 20 yıl boyunca ceza bitti desene adamcağızın işkence başlayacak. Nasıl bitti yani? Ne olacak şimdi? Adam ne yaptığına şaşırır. Aynı onun gibi bir şey. Demek ki bir şeyi fark etmeniz gerekir ki limitli ve sınırlı enerjiyi kullanıyorsanız ve bunu bir düzen içine oturduysanız hatta o düzenin yüksek bir enerji ihtiyacı yoktur. Ama yüksek bir enerjiniz, tutkunuzu kendinize vermeye başladığınız zaman o zaman bütün düzenleri kırarsınız. O zaman o düzen sizin tutkunuzla var olur. Yani sınırsız ve limitsizdir. Eğer sınırsız ve limitsiz tutkunuzu, sevginizi, eylemlerinize koymaya başlarsanız sınırsız bir zenginliğin onunla beraber geldiğini görürsünüz. Müthiş derecede önemli. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte bunu arkadaşlar, acaba bilmiyorum haberiniz var mı? 25 Şubat'ta buradaki eğitimimize anlatmaya çalışacağım. Bugün çünkü bildiğiniz gibi özel bir konuğumuz var. O konuya giremeyeceğiz. 25 Şubat'ta inşallah hep beraber olacağız. Tamam mısınız arkadaşlar? Konu ilginizi çekti mi? Hayır öyle bir şey yok. Şaka olsun diye söyledim. Ama bunu, ama siz hazırsanız öyle bir şey açabiliriz. Problem yok. Dinleştik gene gidiyoruz yani. Hiçbir problem yok. Bakın. Antony ile beraber pazar günü, cuma günü Antalya'ya gittik. Adamcağız 4 saat araba kullandı. Oradan da Amerika'dan buraya 18 saat falan uçtu. Ve o uçtu. Geldi akşamleyin sabahına. Antalya'ya uçtu. Antalya'da hakikaten bir düzgün şov yaptı. Ve 500-600 kişi. Oradan geldik. Dün İstanbul'da sabahleyin bir şov,
400-500 kişi, akşamleyin 1000 kişi, başka bir show ve akşam uçağına bindik, buraya geldik. Şimdi sabahleyin sizdeyiz. Bizim kızlar bu arada bitti, yoruldular onlar. Canları çıktı çünkü hakikaten uyuyamadılar, şey yaptılar falan. Adamcağız zaten 36 yaşında. Of course, more. Your age is 36. Am I right? I said 36. 36 yaşında olduğu için böyle dinamik vaziyette. Yani hiçbir şey yok. Ben de zaten 25'ten daha yeni gün aldım. Yani herhangi bir durum yok. Şimdi bir şey fark etmemiz gerekir ki. Bakın enteresan bir şey. Yani 5 kimler daha çıkarırım diyor adamcağız. Acaba nereden çıkarıyor bunu? Tutkudan. Ve bakın çok zordur. Yani sahnede konuşabilmek için yani aklınızdan o anda yüz binlerce kelime geçer. Yani mesela ben hayatım boyunca hiçbir hazırlık yapmadım. Hiçbir konuşma için. Hatta evli adam bile hazırlamışız her şeyi. Daha ne hazırlayacağız yani gitti orada. Adamcağız da öyle. 40 yıldan beri konuşuyor. O da bir hazırlık yapmıyor yani. Topluluğa karşı, ortama göre, şartlara göre. Peki bu zihnin çok çalışması anlamına geliyor. Peki zihin çok çalışınca ne olursunuz, ne olursunuz? Normalde böyle olması lazım. Ama öyle olmaz esasında. Enteresan bir şey vardı. Ha, acaba tutkuyu, potansiyelinizi ortaya çıkarabilir misiniz? Aranızda potansiyelini ve gücünü fark edebilen var mı? Bravo. Nasıl fark ettiniz? Çok küçük yaşlandım. Yapamayacağım hiçbir şey olmadığını inanıyorum. Gerçekten mi? Gerçekten. Ha, okey. Şimdi, o zaman müthiş bir şey, onu korumanız lazım. Arkadaşlar, Çanakkale Savaşı'nda enteresan bir olay yaşadı bu ülke. Bir tane Mehmetçik, enteresan bir olay yaptı. Ne yaptı acaba Mehmetçik? Şimdi topumuz var, fakat topu yükleyip koymanız lazım. Topların ağırlığı 212 kilo. Onu kaldıran bir vinç var. Fakat vinç kırıldı. Gemiler geliyor kardeşim. Ve orada bir adamcağız vardı. O topu kaldırdı. Neydi onun ismi? Bravo hocam. Seyit Onbaşı. Aldığı gibi bomba yükledi hocam. 212 kilo hocam. Dikkatinizi çekelim. Bitmedi. İkinciyi aldı. Tak onu da. Üçüncüyü aldı. Tak onu da. Dördüncüyü aldı. Tak onu da. Ve dört gemiyi vurdular. Dört gemi vurulduğu anda Çanakkale zaten daha girişini, dört gemi Çanakkale girişini kapattı neredeyse. Fakat enteresan bir şey var. Bu kahraman dedi ki, ya arkadaş gel, şu resmini çekelim, bu işi taşlandıralım. Tamam abi dedi, adamcağız yine gitti. Bomba orada duruyor, 212 kilo. Dört tane kaldırmıştı ondan. Hem de arka arkaya. Hadi kaldır resmini çekeceğiz dediler. Adam uğraşıyor, dediğini yok, uğraşıyor. Kaldıramadık, oynatamadı bile. Baba sana değil misin? Evet ben oyum. Ama dedi ki bir dakika. Orada öyle bir şey ortaya çıktı ki, kaldırıp kaldıramayacağım daha düşünmemiştim. Şimdi düşünüyorum nasıl kaldırırım diye. Fakat oradaki sorumluluk gücü, oradaki müthiş sorumluluk onu aldığı gibi oradan kaldırdı. Enteresan bir şey. Peki sorumluluk sahibi misiniz? Evet. Çok önemli bir şey bu. Peki sorumluluğu size birisi mi verdi? Hayır. Sorumluluk zaten sizin içinizde olan bir şeydi. Peki sorumluluğunuz sınırlı ve limitli midir? Hayır değil. Demek ki enteresan bir şey ortaya çıkıyor. Sorumluluğunuz tutkunuzu ortaya çıkarır. Sorumsuz insanların tutkusu olmaz. Daha halini olur. Ciddiyetsizliği olur. Yani sorumluluk sahibi olduğunuz zaman tutku ortaya çıkar. İnanılmaz derecede bir şeydir bu. Yani olacak bir şey değil. Bir adamcağız ne dedi biliyor musunuz? Yine savaş çıkarsa bu sefer 4 tane değil, 44 tane geri kaldırır. Çünkü sorumluluk o zaman ortaya çıkan bir şey. Müthiş bir şey aslında bu olay. Demek ki bir şeye fark ediyorsunuz ki eğer sorumluluğunuzu tutkunuzla birleştirirseniz yani kendinizle ve müthiş bir enerji ortaya çıkarırsanız zihniniz o enerjiye doyar. O enerjiye doyan bir zihin ne yapar biliyor musunuz? Dışarıda onu üzen, engelleyen herhangi bir problemi görmeye başlar. O zaman ne yapmaya başlarsınız? Bugünkü Anthony Giddens şovunda çok önemli. Kendinizi yapmanız gereken hedefe hipnoz etmeniz gerekir. Ne demek esaslı hipnoz? Odaklanmak demek arkadaşlar, odaklanmak. Tam anlamıyla odaklanmak demek. Yani enerjinizin maddeye dönebilmesi için odaklanmış olması gerekir. E eşittir mc kare. Einstein formülü gibi. Fakat ne yaparsınız siz? Odaklanmak çok ciddi bir disiplin gerektirir. Çok ciddi. Çünkü odaklanmayı tam yapabilirseniz o maddeye döner. Ama eğer şöyle bir şey yaparsanız, dokundum, aldım, onu bıraktım, aldım, aldım. O zaman yavaş yavaş kaçmaya başlar. Düzeni kullanacağınız yer, bir şeyi başarmak için kendinizi tam adadığınız yerdir. Eğer bir şeyi başarmak istiyorsanız,
kendinizi o hedefe tam adamanız gerekir. Tam committed olmanız gerekir. Bu sizin sorumluluğunuzdur. Peki bu çabayla, mücadeleyle, çalışarak, uğraşarak olabilir mi? Hayır kardeşlerim. Çünkü çalışarak, mücadele ederek yaptığınız şey korkunun, endişenin veya da zorlamanın şeyidir. İster çalışanlarınızı zorlayın, ister kendinizi zorlayın. Onun sonra başarılı olmayacaktır. Ama eğer konuştuklarım ortaya çıkarabilirseniz, orada zorlama yoktur. Orada çalışma yoktur. Oradaki eylem tamamıyla tutkunun ve sorumluluğun hayata geçmiş halidir.